Ertelemeci. Allah ayette de söylüyor. Erteleme küfürde bir artıştır diyor. Ayet bak, şeytan Allah'tan. Erteleme küfürde bir artıştır. Müminin erteleme yapması hayati hatalar meydana getirir. Sakın ha, hayırlı iş gecikmeye gelmez. Hayırlı işi hemen yapmak lazım. Anında saniyesinde çalışkan olmak lazım. Şevkli olmak lazım. Şeytan atalet verir. Şeytan der ki ertele. Yarın olur, olursa yine ertele der. Gene ertele, yine ertele. Nereye kadar? Cehenneme kadar ertele der. Şeytan ertelemecidir. Şeytanın telkinidir bu. Evet. Namazı ertele der, orucu ertele der, zekatı ertele, sevgiyi ertele, saygıyı ertele, muhabbeti ertele, merhameti ertele, her şeyi ertele der. Hayır olan, güzel olan her şeyi erteletir şeytan. Şeytanın bir taktiğidir. Bu oyuna gelmemek lazım. Müslüman hemencidir. Hemen. Hiç gecikmeden. İnsanların aceleciliği vardır. Kur'an'da da geçer. İnsan aceleciden yaratıldı diye. Evet, değil mi? İnşallah. Acelede imtihan olmaz. Ya, acelede güzel ahlak da çıkmaz. Mesela insan sevdiğine karşı vefalı olmasını, değil mi? Önemli görüyoruz. Tabii. Kur'an'ın bir emri. Vefa için neye ihtiyaç var? Zamana ihtiyaç var. Ben sana vefalıyım. Kaç saat? Bir saat vefalı olmuş. Böyle vefa olmaz. Vefa en az bir 40 yıldan başlar. Değil mi? Zemini 40 yıldır. Ondan sonra gelişir Allah'ın izniyle. Sabrın da zemini en az bir 40 yıldır. Ondan sonra başlar. Ondan sonrası takvadır yani. 40 yıl zaten makul süresidir. İnşallah. Bizi seven kardeşlerimiz, bize kalbi bağı olan kardeşlerimiz, bir dahaki seneyi de düşünecekler, öbür seneyi de düşünecekler, daha öbür seneyi de düşünecekler. Allah onlara birçok imkan meydana getirecektir. Yani bu seneki şevkini bir dahaki sene iki misline çıkartması çok önemlidir. Yani bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka o şevkin artırılması lazım. Mesela sevgide de sabitlik olmaz. Allah'ı ben mesela seviyorum. Bir dahaki sene daha fazla sevmem lazım. İman ediyorum şu an Allah'a. Bir dahaki sene daha fazla iman etmem lazım. Hizmet ediyorum Allah'a. Bir dahaki sene daha fazla hizmet etmem gerekiyor. Yani sürekli artması, gelişmesi lazım. Evet. O hem dünyada hem ahirette berekettir. Gelişen bünye genç kalır. Duran bünye ihtiyarlar ve çöker. Durağanlıkta ölüm vardır. Canlılıkta ve gelişmede körpelik ve güzellik vardır. Dinçlik, sağlık, sıhhat ve gençlik vardır ve güzel iyilik vardır. Onun için sürekli gelişen olmak lazım. Durağan tiplere dikkat ederseniz onlar yavaş yavaş gün be gün çökerler. Sosyal yönden de çöker, ekonomik yönden de çöker, bedenen de çöker, aklen de, ahlaken de her yönden çöker. Evet. Değil mi? Evet.